Evet, gerçekten güzel bir müsabaka oldu. Yani her iki takıma da oyun içerisinde maç döndü. Büyük uğraşlar sonucunda Karagümrük Spor Kulübü'nü gerçekten 36 yıl sonra bizlere vesile olması, Süper Lig'e çıkmak ayrı bir mutluluk sağladı. Ben burada bütün bize inanan tüm Karagümrük sevdalarına armağan ediyorum. Gerçekten ikinci yarı ben bu takıma geldim. Ömer Hoca gittikten sonra da gerçekten bize güvenen bir başkanımız, yönetim kurulumuz ve ayrıca Şenol Hoca ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün de bizi çok iyi motive edip son maça çok iyi hazırladılar. Bütün arkadaşlarımı teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir mutluluk yaşadık. Ben de uzun süre sonra Süper Lig'den tekrar Süper Lig'e çıkmanın ayrı bir mutluluğunu yaşadım. Yalçın, şu anda Karagümrük yanıyor diyorlar. Neler söyleyeceksin? Sizi orada neler bekliyor sence? Evet, arkadaşlarım da bana haber verdiler. Gerçekten bizi, her maçımızı sahanın dışında kendi evlerinden, semtlerinden bize destek olan, dualarını esirgemeyen bütün Karagümrük sevdalarına selam olsun. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Nasıl bir sezondu? Son olarak bir de Adana Demirspor için de neler söylersin ek olarak? Yani gerçekten bizim için zor bir süreçti. Çünkü sezon içerisinde çok zorluklarla karşılaştık. Teknik anlamda biz yarı yolda bırakıldık ama bir şekilde bize güvenen bu ekip Süper Lig'e çıkmasını bildi. Adana Demir'le ilgili de yani gerçekten zor bir söyleyeceklerim. Çünkü onlar da kupayı almak istiyorlardı. Bugün bize vesile oldu. Kendileri inşallah önümüzdeki sene çıkarlar diye düşünüyorum. İstanbul'da 6 takım oldu bu arada. Yani sonuçta bu sene siz de biliyorsunuz ligden düşme de kalktı. Lige ayrı bir heyecan katacak, ayrı bir kalite katacağını düşünüyorum. İnşallah 6 İstanbul takımının da birbirinden mücadeleci maçları bizleri bekliyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.